Merhaba, bugün Atoncyan markasının Air 10 Pro modelini inceliyoruz. Bugünkü konuğumuz Atoncyan markasının Air Pro 10 modeli. Görmüş olduğunuz gibi kutu yapısı bu şekilde. Diğerlerinden farklı değil. Ama bu kulaklıkta bazı yenilikler var. Hepsini detaylı bir şekilde paylaşacağım ve birazdan müzik testini yapacağız. Telefon bağlantısını yapacağız. Air 9 Pro'dan farkı neymiş? Bir onlara değiniriz. Birlikte kutusunu açarız. Güzel bir inceleme yaparız. Biliyorsunuz artık birçok modelde kulaklıklar çıkmaya başladı. Bu model kulaklıkta da aktif gürültü engelleme modu, şeffaf mod hepsi bulunuyor. Bunların zaten detaylarını göstereceğim. Genelde bu ayarlar iOS telefonlarda oluyor. Yani iPhone serilerinde i tuşuna bastığınızda bütün her şeyini görebiliyorsunuz. Bütün menülerin içerisinde şeffaf modu ayarlama, aktif gürültü engellemeye ayarlama gibi özellikler yapabiliyorsunuz. Air 9 Pro'yu bayağıdır kullanıyorum. Ürünün videosunu çektim ama hala da aktif olarak kullandığım ürünler arasında yer alıyor diyebilirim sizlere. Bunda Bluetooth 5.2'yi destekliyor. Bu da güzel, şarjının uzun süre gitmesini sağlıyor. 5.1 gibi Bluetooth destekleyen ürünler genelde şarjları hızlı tüketiyor. Bu saatlerde de olsun, kulaklıklarda da olsun. Ne kadar üste çıktıkça batarya süresi de buna eşdeğer artmış oluyor. Hem de ses kalitesinde artışlar görebiliyoruz. Şimdi bu ürünün bir kutusunu birlikte açalım. Bakalım kutu içerisinden neler çıkıyor. Şöyle arkasında falan hep resimleri gözüküyor. O zaman haydi kutu açılımına geçelim. Kutuyu bir de sizlere böyle yakından göstermek istiyorum. Bütün özellikleri, bütün her şeyi arkasında ve önünde yazıyor kutunun. Şimdi hemen bir kutuyu açalım. Zaten şuradan ben yırtmıştım poşetini. Koruma kılıfını çıkartalım. Kutunun hemen bu kısmını çıkartıyoruz. Birazcık kutuyu yıpratmış olabilirim çünkü kaliteli bir kutulama yapmışlar. İçerisinden bir adet kullanım kitapçığı çıkıyor ve burada Atoncyan'ın kendi markası yazıyor. Bu kitapçığı da sizler okuyup içinden bilgileri öğrenebilirsiniz. İlk bunu çıkartacağım bu sefer. Aksesuarları sona bırakacağım. Atoncyan'ın kulaklığı elimizde ve yapı olarak biraz daha ağır sanki diğer ürüne göre. Diğer ürünün inanın gramını hatırlamıyorum. Şimdi bunu da söktük ve şöyle bir bakalım. Bayağı iyi duruyor. Kapak yapısı da iyi, dış görünümü de iyi. Şu şekilde yanda hemen askı aparatı bulunuyor. Onu da göstereceğim sizlere. Arka kısımda bu şekilde, ön kısımda bu şekilde. Açtığımızda zaten renk olarak hemen yeşil renk yanıyor. Bu seferki kutulama biraz daha farklı olmuş. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Askı aparatı çıkıyor. Bunu da böyle çantanıza farklı bir yere bağlayabiliyorsunuz. Bir ucu USB, bir ucu Lightning girişli, bir adet şarj kablosu çıkıyor. Ve burada hiç kullanmadığım silikonlar, 4 adet de burada silikon bulunuyor. Bunları açmayacağım çünkü dökülüyor. Kullanmıyorum çünkü ben normal üstünde gelen silikonları kullanıyorum. Android telefonlarda Bluetooth açtığınızda bu şekilde oluyor. Şimdi hemen kutusunu açıyorum. Bakalım bulabilecek mi? Şuradan tara diyorum. Tara dedikten sonra zaten yeşil ışık yanıyor üzerinde ve bulacaktır muhtemelen. Bekleyelim. Ve evet, Air 10 Pro çıktı. Şimdi buna okeyliyoruz ve bağlantı sağlanıyor. Eşleşme isteği geldi. Kabul ediyorum. Ve eşleşme isteğinden sonra direkt bağlantı yapıldı. Şimdi şöyle ayarlar menüsüne baktığımızda burada yeniden adlandır, aramalar, ses bölümü bulunuyor. iPhone cihazlarda dediğim gibi bunların bütün ayarlarına erişebiliyorsunuz ama Android'lerde bu şekilde ayara izin vermiyor. Ürünleri kutudan çıkarttığımızda yapılarda bu şekilde normal AirPods'la aynı diyebilirim. Özellikleri, pil konusu bayağı geliştirilmiş baktığınızda. iPhone telefonlarda bağlantı bu şekilde. Zaten bağlan dediğinizde direkt bağlanıyor. Ve yanındaki i butonuna bastığınızda tüm özelliklerin açıldığı bölüm açılıyor. Bu iOS'larda oluyor. Burada aktif gürültü engelleme veya şeffaf mod arasında geçiş yapabiliyorsun. Sağ veya sol kulaklıklara atamalar yapabiliyorsun. Bu da sadece iOS'larda oluyor. Uzamsal ses ayarlarını yapabiliyorsun. Ekstra kulak ucu uyum testini yapabiliyorsun. Ve birçok özellik eklenmiş diyebilirim. Kulaklığın tekini kulağa taktım ve bu da elimde, şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bir kere bastığımda şarkı duruyor. Bir kere daha bastığımda şarkı devam ediyor. 1-2 yaptığımızda ise şarkı ileriki şarkıya geçiyor. 1-2-3 yaptığımda ise
geri aynı şarkıya geri geliyor. Yani bunu Android'de de iPhone'da da aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Sadece farklı olan iOS'larda yani iPhone'larda bunları atama yapabiliyorsunuz. Siri açılsın, farklı bir şey açılsın diye ama Android'lerde yok. Bas kalitesi şu anda dinlediğimde çok güzel. Kutu açılışımızı, denemelerimizi, testlerimizi yaptık. Şimdi size birazcık yorumlarımdan bahsediyorum. Öncelikle bu üründe şu yan tarafa bir eklenti eklenmiş. Yani aslında bu askı aparatı yerine geçiyor. Siz isterseniz dışarıdan farklı askılar alıp bu tarafa takabiliyorsunuz ve çantanıza, işte anahtarlarınıza herhangi bir yerine takabiliyorsunuz. Biraz daha ağır geldi elime. Yani diğeri muhtemelen bir 5-6 gram ya da 10 gram daha hafifti ama bu bayağı ağırlaşmış. Şöyle kapağını açıyorum. Gördüğünüz gibi kapakta herhangi bir sallantı vesaire bulunmuyor. Baktığınızda da kaliteli bir yapısı var. Arka kısmı da bu şekilde gözüküyor. Pil kapasitesinde iyileştirmeler yapılmış ve 5.2 Bluetooth versiyon olması çok çok güzel. Dediğim gibi şarjı hızlı bitmez ve şarjı da uzun gitmesini sağlar 5.2. Size ürünün birazcık genel bilgilerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle 2 yıl resmi distribütör garantili oluyor bu ürün. Model numarası Air 10 Pro olarak geçiyor. 2 Bluetooth versiyonunu destekliyor. Gürültü azaltma değeri 28 desibel. Kulaklığın pil kapasitesi 45 mAh, şarj kutunun pil kapasitesi 360 mAh. Kulaklıkların şarj olma süresi yaklaşık 1 saat. Bu arada şarj kutusunu kablosuz olarak da şarj edebiliyorsunuz MagSafe'lerle. Ve ürünün 70 gram kadar bir ağırlığı var. Orijinal Apple'la aynı diyebiliriz buna. Atoncam Air 10 Pro modelinin mikrofon kalitesi bu şekilde. Şu anda odanın içerisinde size video çektiğim yerde konuşma yapıyorum. İki kulaklık da kulağımda takılı. Sesim de normal seviyede videoda konuştuğum gibi. Mikrofon kalitesini de bu şekilde görebilirsiniz. Sadece bir eleştirim var bu kulakla. Keşke bunu AirPods Pro'nun benzeri gibi yapmasalar da tasarımı biraz daha değiştirseler, RGB ya da farklı noktalara değinseler güzel olur ama gerçekten ses kalitesi anlamında bak bu ürünü önerebilirim sizlere. Piyasadaki aktif gürültü engellemeye sahip olan cihazların üstünde şeffaf mod, zaten diğer videoda da söylemiştim, böyle sanki uzaydasınız gibi. Aktif gürültü engellemeyi açtığınızda da dışarıdaki seslerin hepsini kesiyor yazılımsal olarak. Sizlere daha iyi müzik ve film keyfi dinlemenizi ve izlemenizi sağlıyor. Videomuz bu kadardı. Bugünkü konuğumuz Atoncian markasının Air 10 Pro modeliydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.